Hepinize merhaba. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Şimdi münzevi var. Burada da güzel bir yüzük var. Ölümcül gücün yüzüğü. Fiyatlar düşmeye başlıyor. Hani münzevi gittikçe gidiyor. 16 dakikası kaldı. Birden hızlanabilir mi bilmiyorum. Şu mavi gittikçe ilerliyor zaten. Şu sarılardayken almayı düşünüyorum. Bunu 700'e alsam, bunu da alabilirsem ikisini aynı anda takabiliyor muyum onu da bilmiyorum. Ama dediğim gibi takip edeceğim. Bakalım ne kadarken alacağım bunu. Güzel ya, işimi görür. 30 canavar veriyor. 30 tecrübe puanı. Başka dur. Satın aldıktan sonra sınırlı süre. Süre zaten direkt başlayacaktır. Yüzük istiflenmez ve benzer eşyalara bonuslara donatılmaz. O zaman Lollipop'la bunun arasında bir seçim yapacak olsam bence onu seçerim. Çünkü 30 canavar veriyor. Var. Kırmızıya gelir gelmez almayı düşünüyorum. Bence iyi düştü. Sanırım bir kayla başladı ya da 950 ya da 900 civarı bir şeydi. Tam göremedim başlangıcını, oyundan attı zaten. Bakalım. Biraz daha düştüm. Sanırım hızlanmaya başladı biraz. Sayı 3 kaldı burada. 1666 hepimiz var zaten. Ya uyguna görünüyor. 639. Daha bekleyeceğim. Biraz daha bekleyeceğim. Düşsün. 600 EP kadar düştü. Sarıda 2 oldu. Bir tık daha bekleyeceğim. Düşer düşmez direkt alacağım. Tek sarı kaldığında direkt alacağım. Tek sarıya düştü ve 575 EP alıyorum. Artık yeter bence. Güzel. 575 EP almış oldum. Neredeyse yarı yarıya düştü. Arkadaşlar tam videoya girecektim. Bu arkadaş dedi ki videodaysan selam göndereceğim. Şimdi neyimiz vardı? Bakın şunu gösterecektim. Kek dilimi bayağı kastık. Dün biliyorsunuz şey vardı. Robin yağma vardı. 87 tane 30 dakikalık %100 X bonusunuz var. Güzel çarı kasacağız. 83 olmuş zaten. 90'a doğru gidecek. Şunu da açalım. Başımıza bela edelim şunları. Elimizde 5 tane. Münzevi 5 tane de kötü ruh var. Değiştirmemiz var, arttırmamız var, 90'a daha çok var. Şunu da kullanmayacağım şimdilik tabii ki. Bunlar zaten boşa geliyor. Bu da boş sayılır ama kalsın şimdilik. Ben bunları zaten satıcıya satıyorum. Şunu açalım. 11 adet core normal. Şu an o kadar lag var ki inanılmaz ya. Gerçekten inanılmaz. Şimdi diğer hesaptan birkaç tane demir falan vardı. Ondan açayım. İyi, bundan da vermiş. Marka da vermiş. Güzel. Tecrübe yüzü bulamıyorum ya. Şimdi biraz şebnem yapalım. Önce sim suyu yapacağız. Allah'tan artık kolay oluyor. Eskiden tek tek tıklıyorduk. Şimdi de dok suyu yapalım. Çok da önemli değil zaten. Savunma veriyor değil mi? Galiba savunma veriyordu, yanlış olmasın. Her neyse. Sonra zin suyu yapacağız. Saldırı değeri bize lazım olan bu. 200 tane gidiyor. Kaç tane gidecek ya? Neyse basalım. Saldırı değeri 70. Hepsini niye aynı verdi ya? Yine bir adet büyük bedensel sandık var. Parantez içinde G yazıyor. Yanlış olmasın. Bu aklınızda bulunsun. Alırken bazen tereddüt ediliyor. Açalım bakalım bunda ne çıkacak. Kâr edecek miyiz? Şöyle bunlar zaten sabit. Şunlar şöyle dursun. Şöyle alalım. Hadi bismillah bakalım kaç tane hava çıkacak. İlk sayfada hiç yok. Hamle. Öfke, 3 yönlü kesme, kılıç çevirme, hamle. Hiç hava çıkmadı. İnanılmaz bir şey. Sıfır hava. Arkadaşlar her şey hazır. Tamamen hazır. Bunların yerini değiştireyim. Şunu başa atayım. Eldiveni taktım. Botları bastım. Münzevi etkinliği başladı. İlk olarak kraldan başlayalım. Kralı kestik. Bir şey düşmedi, boş çıktı. Olsun. Yelpaze. Hadi gitsin. Arkada bir tane metin var. Hızlı başlayalım. Hızlı devam edelim. Şu yüzükle birlikte 9K'yı görüyoruz. Madem doğru düzgün bir etkinlik kovalayacağız. Şöyle 10K'yı görelim değil mi? Münzevi tavsiyesi. 1 ile başladık. Bakalım bugün kaç tane kasacağız. Unutkanlık. Şöyle gözümün çarptıklarını alıyorum. Beceri kitabını göremedim. Beceri kitabı gördüm. Aldım. İlkine bakalım. Uçak çevirme. Hızlı sağlık. Hadi bakalım. Farma başlayalım. Bakalım kaç tane kasacağım, merak ettim ben de. Arkadaşlar sayısız metin kestim. Kaç tane düştü onu görelim. 10 tane düştü. Bu metinde düştü mü? Böyle araması çok zor oluyor ya. Toplayıcı bir pet olsaydı çok güzel olacaktı. Yok, düşmemiş. Böyle çok şeyin düşmesi de artık başımıza bela oluyor. Bu arada fırsatı buldukça bu taşını okuyorum. Gel artık ne yapmak lazım ya. Yine başarısız. 1600. Devam. Arkadaşlar saat şu anda 5:40. Yani yaklaşık 4 saat metin kestik. Düşenleri göstereyim. Bakın hava 1. Keskinlik 1. Hava 2. Keskinlik 2. Hava 3. Hava 4. Hava 5. Keskinlik 3. 4. Yani 5, görüyorsunuz ya, bu kadar şey düşmüş. Düşen münzevi sayısı da 13. Kaç tane metin kestiğimi hayal bile edemiyorum. Şuralara bakın. Bayağı doldu buralar zaten. Bence değer mi? Tabii ki değmez. O yüzden bunları kullanacağım artık. Bir tane münzevi basayım. Bir tane de kötü ruh basalım. Şunu da okuyalım. M5 olsun. Şu depoyu bir düzenleyip içindekileri çıkarayım. Bakalım G yapabilecek miyiz? Sayısını hesaplamadım. Artık doğaçlama yapacağız. Lazım oldukça bunları da alacağız. Şu münzevileri de alayım. Kılıç çevirme. 2 tane burada var. 3 yönlü kesme geç. Kılıç çevirme. Buralarda kılıç çevirme zaten. Yetmezse ne yapacağım? Sadece kötü ruhla okutacağım. Bakalım kaç tane. Ah, şöyle gitti. Karışıklık olmasın. Bunları çekelim. Hem depoda da yer açılmış olur. Şu an G açabilirsem çok iyi olur. Daha fazla uğraştırmadan. Aşırı yorgunum şu an, uykusuz kaldım, değmedi. Keşke değseydi ama değmedi. Boş yer yokmuş. Madem boş yer yok. At şu güçlü bedeni. Bir tane daha ver. Şimdi ben hızlıca şunları okutayım. Münzevi bas. Bir at. Ne yaptım ben onu? Kılıç çevirme. Tamam. Bir münzevi. Bir kılıç çevirme. Dün gece o kadar uğraştık ama değmedi. O yüzden bir tane daha BBS aldım. İlk bedensel sandık. Açalım. Yani bundan önceki açtığımız sandıkta hiç hava BK çıkmamıştı. Bakalım bu kez bizi zarara sokacak mı? Bari hava BK çıksın da. Bunu Şaman'ın çarını açıyorum. Çünkü Şaman'a da artık biliyorsunuz kasılması için bunlar lazım. Hadi bismillah, belki bu kez daha fazla çıkar. Bir tane gördüm. 2 3 3 maalesef 3 ve buna da şükür. Sağlık olsun. Böyle kılıç çevirmeleri ben diğer çara aktarayım hemen. Bir tane okuyalım bakalım kaç tane kalacakmış. 2 tane kaldı. Bir tane de okudum. Bir tane kaldı. Bir tane daha vurduk. 10. Son 10 tane kaldı. Kaç tanemiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane var. 5, 7, 8. 2 tane alayım hemen. G yapalım artık. olarak 10 tane kılıç çevirmemiz hazır. Şunları hemen okuyalım, kurtulalım artık ya. Beni çok masrafa soktu, çok zarara soktu. Farkındayım ama kılıç çevirmeyi de seviyorum, o yüzden açıyorum. Yoksa bu kadar masrafa değeceğini sanmıyorum. Boşta hava açmıyoruz. Şöyle açalım. 2 1 ve 0. Artık Grandmaster. İyi, bakalım bunları nasıl P yapacağız. Gerçi P yapması çok kolay olacak ama olsun. Göreceğiz. Arkadaşlar hadi bir vs atalım ya. Bakalım ne olmuşuz. 2K yedik, 2K attık. Bir kılıç çevirme, 4.5 attıkla kaç yedik bilmiyorum, öleceğim, öldüm bile. Tebrikler. Ama tabii ki vs'lik değiliz. Arkadaşlar bu arkadaşımız bir oyun sonu yapıyormuş. Her şeyi yarı fiyatına veriyorum dedi. Bakalım bir işe daha giriyoruz ama umarım 2 katı kar etmiş oluruz ya da elimizde kalacak. Belki CC'deki zor gidiyordur. Farkında bile değiliz. Şöyle 10 daha vereceğim. Kaç? 40 daha vereceğim. Arkadaşlar dolandırıldık. Şöyle söyleyeyim. Hani normalde üzgün olmam lazım. Ama 2 won. Giden 2 won olsun. Normalde bu numaraları yutmam. Asla yutmam. Ama nasıl olduysa çok cana yakın geldi. Güzel konuştu. Aklımı çeldi yani, öyle söyleyeyim. Sis yedirdi. Bakın şöyle bir taktiği var İbni'nin. 2 won 40 m. Tamam mı? Şimdi PM'de gösteriyor muydu bilmiyorum. Videoyu izlemedim de. Allah'tan videoyu aldık, yoksa üstüme kalacaktı. Çünkü ben de pazara attım 2 won 40 m'den. Şunların hepsi banlanacakmış zaten. Bunların hepsi aynı kişininmiş. Ya bu kadar pazar kuramaz, bu kadar işsiz olamaz diye düşündüm. Ama bu kadar pazar kuruyormuş. Şimdi madem bu çocuk bizi dolandırdı. En sevdiğim şeydir bu oyunda. Bakın bu oyunda gerçekten en sevdiğim şey nedir diye sorarsanız birileriyle uğraşmak. Ama hak edenle. Mesela ben ne yapıyordum? Bundan yıllar önce gidiyorduk. Katta kasılıyorduk. Büyük oda vardı. O zamanlar 3. kat falan yoktu. Rahat rahat kasılamazdınız. Büyük odada kasılırdık. Bir tane böyle güçlü biri gelirdi. Bizi odadan çıkarmaya çalışırdı. Hani akşam 12'de derdik ki çarı kasacağız. Bugün biraz kasılalım derdik. Zaten çok rahat kasamazdık. Neyse fazla detaya girmeyeyim. Birileri gelirdi. Sabaha kadar uğraşırdım. Şimdi bu adam da benim gibi bir düşman edindi. Kendine benim gibi bir düşman edindi. Ha, ona yazdığım şey neydi? 200'lüsü bana dedi ki o ne diyor? Tabii öncesinde ben zaten kendimi anlamıştım. Çünkü itemlerime takas istedi. Ayakkabı, kask, neydi? Bilezik, küpe. Şu 4'üne dedi ki 50 tane jedit vereyim dedi. Sis jediti. 50 tane. Tabii orada anladım. Sonra dedi ki pazara atma dedi, bari ban yersin dedi. O yandan sana dedi bir yardımcı olmuş olayım. Ben pek inandırıcı bulmadım. Yine de neyse. Şimdi fazla uzatmayacağım. Söylemek istediğim şey şu aslında. Bu adam benimle madem uğraştı, 2 wonumu aldı, hiç üzülmedim. Ama şöyle yapalım. Benim adım Tatar Ramazan. Ben bu oyunu bozarım arkadaş. Madem böyle bir oyun oynuyorsun, böyle bir prodüksiyon yaptın kendine, güzel çarlar kurdun, bir sürü pazar açıyorsun, o kadar emek veriyorsun kendi çapında milleti kandırmak için. Hatta biri de bana PM attı, dedi ki Allah belanızı versin. Onu da dolandırmış. Ondan 13 won mu 20 won mu ne bir şey gitmiş. Şimdi madem bu adam bu pazarı kuruyor, bu kadar düşünüyor her şeyi. Herkes zaten bunu gösteriyor ya bu pazarın. Pazarın bu kısmını da adam direkt zaten söylüyor. Girip bakıyorlar. Madem öyle elimizde 2 tane var. Sen şimdi bunları 1 won 20 m olarak göstereceksin ya kardeşim millete. Bana gösterdiğin gibi. Ben de bunları pazara atacağım. Şimdi izleyin. Şimdi pazarımızı açtık. Madem öyle bu item artık o kadar değerli değil kardeşim. Bu itemin değeri 15 m. Şimdi birilerini kandırmak istiyorsan eğer bunları 15 m'den kendin alacaksın. Eğer ben bunlardan elde etmeye devam edersem sürekli senin bu oyununu bozacağım. Bunları 15 m'den kuracağım. Hatta dur o kadar ucuza da kurmayayım. Madem birilerini dolandırıyorsun ya. 20 m'den kuruyorum kardeşim. Aynen öyle. Hadi bakalım 20 m'den kendin alacaksın. Beni dolandırdın. Sendeki o paraları geri alacağım. Hadi bakalım. 20 m'den kuruyorum. Artık birilerine dersin ki pazara bak dersin. Bak çekti biri, gördün mü? Büyük ihtimalle kendi çekiyor. O da gitti. Çekeceksin kardeşim. Ben bu jetitlerden elde edeyim. Pazara atacağım. Sen göreceksin bak. İyi. Bak gördünüz, attığım gibi çekti. Çünkü para bol onda. Milleti iyi dolandırdı. Ama göstereceğim sana. Şimdi adama satmak için jetit bulamıyoruz. Onu nasıl yapacağız? 40M'yi geri kurtarmış olduk. 30M'yi de oradan kurtardık desek. Yaklaşık 1,5-2 won gibi civarı zarar ettik. Sağlık olsun ya. Ama bulursam onun oyununu gerçekten bozacağım yani. Arkadaşlar bu arkadaşımız bir tane yay verdi. Dedi ki artı bas. Basalım. Bakalım ne kadar uğraştıracak. Artı 4. 103 şeyle bastım. Bilinmeyen artı. Allah kahretsin bak ya, bu adam yazdı bana, ben o sırada gittim şunlara alıyordum, yetişemedim, PM'sini görmedim doğru düzgün. Ya bak şuna ya, çok kötü oldu. Selam kral demiş, bir şey soracağım müsaitsen, bu sis cediti para ediyor mu, eden bir şey mi, takasa atacağım da değerli bir şey mi demiş. Tam ben yazana kadar şu dur bana bak, yaz bana çabuk ol acil, dolandırıldık dedi. 40 won gitti. Allah kahretsin, yetişemedim ya bak. Şu şeyi basacağım diye pazara da atamadım. Şimdi pazara atsam o köpek bunu almak zorunda. Bunları alacak. Ama bu kez o kadar ucuza da atmayacağım. Ulan uğraşacağım seninle bak, görürsün. 40 won gitti. Bundan 40 won. Diğerinden 20 won. Milleti mahvetti ya. Ama seninle uğraşacağım oğlum. Sen göreceksin. Artı 7 deneyelim. Geçerse tabii ki artı 8 deneyeceğiz. Nesnenin seviyesi düştü. Lanet olsun. Bir daha düştü. Şunu çekelim şuraya. Atılsın, geçti. Düştü. Yani ne kadar uğraştıracak beni bilmiyorum yani. Bu arkadaşımız da çok uğraştırmış zaten. Beyaz inci. Destenin seviyesi düştü. Artı 6'ya deniyoruz. Artı 5 oldu. Düştü. Artı 3. Artı basamıyorum da ya. Hadi bismillah, artı 8 deniyoruz. İnşallah geçer. 9'a da parşömenle deneriz. Nesnenin seviyesi düştü. Ya ne uğraştıracağım bizi ya. 2 saattir basıyorum bak. 100 tane vardı kutsama parşömenin. Bir daha bastık. Bir daha düştü. Arkadaşlar 100 tane kutsama yedi. Artı 4'te kaldı. Yani daha fazla basmanın da bir anlamı yok. O yüzden şu arkadaşımıza itemlerini teslim edelim. Ne var ne yoksa kalanları verelim. Yapamadık. Başaramadık. Arkadaşlar tiyatro devam ediyor. Ama şimdi şuna güzel bir fiyat çekelim ki öyle bir fiyat olsun ki, çünkü bunun yarısı, hani diyor ki oyunu bırakıyorum yarı fiyatına satacağım. Yarı fiyatı ne yapıyormuş? 1 won 20M yapıyor değil mi? İnsanlara camdan bunu göstertiyor. O yüzden şimdi biz pazara doğru düzgün bir fiyattan kuralım. Onun yarısı da ne olsun? Mesela 40M olsun onun yarısı. Yani dolandırmaya çalışsa bile 40M olarak nasıl dolandıracak ki? Onu da yapamaz. O yüzden biz şunu bir 80'den atalım. Zaten kendisi çekiyor. Çünkü pazarda o fiyata bırakmıyor. O fiyatı olsa biliyorsunuz ki o zaman da o da zarar edecek. Kandırdığı adamlardan zarar edecek. 20M değil. 80M. Başkasının aldığını sanmıyorum. Bence bunları kendisi çekiyor. O yüzden 80M'den pazara atıyorum. En azından adamlara gösterdiği zaman adamlar diyecek ki bak pazarda 80M diyecek. O 40 won mu demişti? Kaç demişti ya? Buna çok üzüldüm. Bak buna 40 won demiş. Ve bu adama 31 tane vermiş şu sis serisinden. Bir de diyor ki onları geri getir sana 3 won vereyim diyor. Lan sen var ya. Sen banlanana kadar ben bu oyuna devam edeceğim bak. 80M. Fazla artık ticaret camında 80M. Şunu kapatayım. Göstereyim. Mücevherler değil. Geliştirme. Zihin taşı. Sis. Hadi bakalım. 2 won nerede? 80M nerede? Pazarda en ucuz ne kadar, son yarısına diyor. Arkadaşlar pazarı kurdum zaten gördüğünüz. Bir de geleyim bir okçuyu kasayım, o boş arada dedim. Bugün etkinlik zaten yok. Metne falan çıkmayacağım. Geceyi bekliyorum. Gece kılıç çevirmeyi yapabilirsem P yapacağım. Bir de onun yanında öfke de P olursa olur artık. Yapmaya çalışacağız bakalım. Elimizde 25 tane falan şey var. Kötü ruh kovma var. Artık gece nasıl yaparız onu göreceğiz. Saat şu an 10. Uçar bir 30 olsun, bir şeyleri alsın. ETP'leri toplasın. Ondan sonra diğerlerini de yapmaya başlayalım. Zaten AFK kalacağım burada. 25 tane ruh taşımız var. 26 tane de kötü ruh var. Bakalım 25 tane ruh taşıyla şu kılıç çevirmeyi P yapabilecek miyiz? Hatta üstüne üstün şunu da P yapabilecek miyiz, öfkeyi? İkisini birden P yapabilirsem bugün çok güzel olur. Sıralamanın nasıl olduğunu bakın göreceksiniz, birazdan göstereceğim. Bir şeye gidelim, zindana gidelim, başlayalım hemen. Bu arada şamanımız 85 olmak üzere. Ejder altında güzel bir grup kurduk. Kaç kişiyiz? 7 kişiydik. Evet, hala 7 kişiyiz. Kaç varmış? 175 exp var. Bende kaç exp var? Şöyle bakalım. Bende de 330 var. Çok güzel. Kasılmaya devam etsin. Acelemiz yok zaten. Bunları alabiliyor muyuz? Aldık. Çan gitti ona. Ego zaten beni çağırmıştı bu odaya. Kasılsın. Ben diğer çardan P yapmaya çalışacağım şimdi. Şunu çıkar. İhtiyacımız yok. Bir tane bundan, bir tane de bundan basıyorum. Şuraya da pelevin atalım. Bir pelevin basıyorum. Sıralamaya bakalım. 800 oldu bile. 700'e doğru gidiyor. 700. Bir odadan sanırım yaklaşık 200 geldi. Şöyle dolaşa dolaşa hızlıca yapacağız. Dur. Buradaki arkadaşlar AFK sanırım. Kaç oldu? 600. Evet. 600'ü bile geçti. 580. Tamam dolu kardeşim, gelmeyeceğim oraya. Bak bunu yapa yapa ne açacağım? Kaç dakika oldu ki? Çok da olmamıştır bence. Ya bir hava açtık ya sadece. Bir hava zaten 80 saniyede dönmüyorum. 92 saniyede dönüyormuş. Zen alıp açmaktan daha iyi bence. Şu taktikçe bakın. Su gibi düşüyor. Pelerin de sen zaten daha ucuza gelir. 800 tanesi 1 bu. Hem isterseniz bu şekilde kasılabilirsiniz de. Ama ben kasmayacağım tabii içeri. Bence bitmeye yaklaştı. Evet, taktiğim bu. Sadece ruh taşlarını okurken kayda gireceğim. Bakalım 25'te kaç yapacağız? Hatta P olacak mı ona bakacağız. Bir tane daha toplayıp kurtaralım bundan. Agresiflikten kurtulsun. 200. Başlangıçta 200'dü. 95 kaldı. Şurada da bir pelerin basarsam. Bir tane kötü ruh basıyorum hemen. Eksi 15. Eksi 6. 0. Yani bu kadar basit. Bir ruh taşı da okuyalım. Devam. Kılıç çevirme. Devam. Bu da başarılı. 2'de 2 yaptık. Güzel. Hadi ben kasmaya devam edeyim. Sıralamayı. Sıra geldi 3. ruh taşını okumaya. Kılıç çevirme. Devam. Evet. Hata. Arkadaşlar madem sıralama kasmak için bu kadar slot kesiyoruz, bari dedim birilerini de kasayım aradan. Bir faydamız olsun. Arkadaşları kasmaya başladım artık. Bir ruh taşı daha okuyalım. Hata. Arkadaşlar 1,5 saattir kasıyoruz. Kaç olmuş? G6 oldu. Şimdi bir tane daha okutacağım. Bakalım G7 olacak mı? Vallahi oldu. G7 oldu. Sıralama eksi 3400. Güzel, devam edelim. En azından bu arkadaşları da kasıyoruz. Arkadaşlar 3,5-4 saat gibi bir zaman diliminde kastık çarı. Yani çark kastik derken skillet kastik daha doğrusu. P yapamadık ama sağlık olsun. En azından G9 oldu. Şimdi çarı bir de burada AFK bırakacağım. Biraz sıralama kalsın. Yarın artık P yaparız. Bir de ruh taşı bitti ya. O yüzden bırakmak zorunda kaldım. Bir tane büyük bedensel sandık aldım ama kullanamadık bile. Çünkü ruh taşı yok. Bir de şamana bakalım. Ne durumda? Şaman da 86 olmuş. Şöyle küçük bir grubumuz var. Burada en azından daha hızlı kasıyor. Arkadaşlar şaman 87 olmuş. 88 olmak üzere. Çok az kalmış. Gider bilgelikleri alırım. Bu zaten var. 65 tane var. Çok iyi. Tecrübe yüzüğü alırım. Bir daha geri geliriz. Kasılmaya devam ederiz. Ya, ilk odada değil de ejder altında kasılırız. Şu Jedit olayına gelince sadece bu pazar kalmış. Yani tek hesap kalmış. Diğerleri muhtemelen banlanmıştır. Bu arkadaş da BİM'e satıyor zaten. Artık bunun yarı fiyatına da diyemezsin. Neyse bu arkadaşın yani bu hırsızın işini baltalayacağız diye gittik. 6 tane daha aldık 72M'ye. O da bize zarar oldu ama olsun. En azından başkalarını dolandırmasını engellemiş olduk. Yani yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar bir arkadaş YouTube'dan yorum yapmıştı. Oyunu bırakacağım. Sana bir şeyler göndereyim diye. Artık bırakacağım mı demişti. Başka server'a mı geçiyorum demişti. Bir şeyler yazmış. Tam hatırlamıyorum ya. Kusura bakmayın. Bakalım ne göndermiş. Daha hiç açmadım postayı. Kasma göndermiş. Cennetin gözyaşı. Arsız kuyruk. Yaban domuzu göndermiş. 6 günlük. Ork dişi göndermiş. Yeşil ejderha fasulyesi. Sersemlik zeka. 5 efsunu güzel. Çok teşekkür ederim. Tam ihtiyacım olan bir şey aslında bu. Başka küpe göndermiş. 20 şeytanlı. 20 şeytanlı olması çok iyi. Ya adam neredeyse içtemlerin hepsini göndermiş. Buz direnci, toprak, savunma, 20 böcekli. Bilezik de göndermiş. 10 şeytan, 10 ateş. Ya gerçekten tam neredeyse ihtiyacım olan şeyleri göndermiş. 10 kritik, 2k HP. Mükemmel ya. Çok sağlam şeyler göndermiş. Artı atı kolye, 500 HP. 10 kritik. 15 ateş dirençli bir kask göndermiş. Simya göndermiş. Dolunay göndermiş. 36 ortalama. Çok sağ ol kardeşim. Gerçekten bunlar hani diğer çarı dizmem için neredeyse bütün itemler. Saldım ben burayı. Bu server'ı bırakmış. Onu anladım. Kardeşim yani yolun bahtına açık olsun. Çok teşekkür ediyorum. Şu gönderdiğin itemler gerçekten çok değerli ve çok işime yarayacak olan şeylerdir. Bak burada 3 won da var. 3 won 10M. Şöyle tümünü kabul edelim zaten. 2 won 200M para var. Tümünü kabul et diyorum. Bakalım kaç olacak? 5 won 30M göndermiş. Kardeşim gerçekten çok sağ ol. Cool Şaman. Çok teşekkür ederim. Bunları gönderdiğin için. Hayatta başarılar. Başka serverda oynuyorsun. Orada da başarılar. Bir dolunay kılıcımız olmuş oldu artık. Çok sağ ol kardeşim. Arkadaşlar Şaman 88 oldu artık. Direkt şehre gidelim. Gerekli itemleri alalım. Ondan sonra geri gelelim. Arkadaşlar az önce dışarı çıktım geldim. İşlerim var diye direkt zaten birinci odaya kurmuştum. Yaklaşık 11 exp toplamış. Yani kötü durumda değiliz. O yüzden şimdi şeye gideceğim. Ejderaltı odasına gideceğim. Bir de petimizin süresi bitiyor. 12 dakika kalmış. Ama elimizde şöyle bir pet var. Neymiş? Nesne düşürme 10. Hayda bu şeyli değil miydi? Yazıda öyle yazıyordu. Allah kahretsin. Nesne düşürme 10. Kötü oldu. Gerçekten kötü oldu. Ben bunu %100 exp diye aldım ya. Arkadaşlar pet işinde yanıldık ama 400 exp ile kasıyoruz. Yapacak bir şey yok. Şimdilik bence kalsın. Çünkü şeye baktım. Pet de yok. Ha, onu da bastık. O da boşa gitti. 400'den fazla olmuyor mu yani? Neyse kalsın. Böyle kalsın. Kasabiliyoruz zaten. Şu an 15 XP'miz var. Şöyle 3 saatlik bir tane bilgelik taktım. Bakalım 3 saatte seviye atlayabilecek mi? Bence atlar. Böyle devam ederse atlayacaktır. 89 olur. Arkadaşlar şimdi şamanı bıraktık. Geldik buraya artık. Biraz metin kesmeye başlayacağım. Şimdi bir tane ruh taşı düşürdüm. Az önce okumuştum. Saymadı. Bakalım bunu sayacak mı? Basıyorum. Bunu da saymıyor. Yani G9'da biraz zorladı. Sıralamada 1700. Buldukça devam edeceğiz. Zaten büyük bedensel sandık almıştım bunun için. 20 tane daha kötü ruh bulacağız. Bir de biraz ruh taşı alır. Bugün 2 skill'i de P yaparım artık. Arkadaşlar en azından bu çarı kasarken doğru düzgün rahat rahat kasmak istiyorum. Şuradan 50'ye para var. Aldık. 1'e basalım. Simya. Yine tıklayamadım. Simya. Grena. Mitsi. Niye bu kadar çıkıyor ki? Lan en baştaki. Evet. Şunu alalım ya. Sadece şimşek yeterli benim için. Başka bir şeye gerek yok. En uygunu da bu zaten. Alalım. Hayırlı olsun. Bunu artı basalım. Bir de bir tane kask alacaktım. Kaskın fiyatı neydi ya? Kask için bu uygun ama bu da maalesef 3.10. Bizde de o kadar para yok. Bence uygun. Yani 10 şimşek, 10'da şeytan var. Rahat rahat kasılabiliriz bununla. Grenayı basalım da. Ama hemen takmayacağım. Ejderha taşı başı, taşı başı. Ejderha taşı arındırma. 6 şimşek. Gayet güzel. Zaten mid set yapacağımız için çok iyi olacak. Sakin sakin ilerleyeceğiz ya. Yani. Ama dediğim gibi takmayacağım. Şimdilik kalsın. Ne zaman kasılmaya başlarsam o zaman takarım. Bunun süresi 18 saat varmış. Gidip biraz metin kesmeye devam edelim. Arkadaşlar 13 tane ruh taşı buldum. 13M'den. Tabii ki bunu kaçırmayacağım. Artık 13 tane ile herhalde P yapabiliriz diye düşünüyorum. 2 skill'i de. Kaç lazım? Buradan 2 lazım. Buradan da 3 lazım. 5. Yani yarı yarıya saysa. Aa, yarı yarıya saymaz ya. Yarı yarıya sayacağını hiç sanmıyorum. O yüzden biraz daha arttıracağım. Bir daha gidip gelmek istemiyorum çünkü. 18 tane daha alacağım ya. Nasıl olsa bize lazım edecek. 18 tane daha alıyorum. 20M'den. Ama o kadar paramız yok. Neyse kata çıkmadan önce bir tane büyük bedensel sandık daha almıştım zaten. Onu da açıyorum. Bunlar inanılmaz güzel ya. İnanılmaz tatlılar. Hepsi de çok lazım. Çok da ucuz. Şöyle beceri kitaplarına da bir bakalım. Kılıç çevirme. Kılıç çevirme, öfke, hamle, hava kılıcı 1. Hava kılıcı 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6 tane hava kılıcı. Gel de yani bunun kar olmadığını söyle. Hava kılıcı zaten 13M'den gidiyor. Tamam mı? Şunun da tanesi 10M. Bu da 15M. Bak şurası zaten 2 won. Bu da 3.5 won yapıyor. Havaları da koy üstüne 4 won yapıyor. Ben kaça aldım? Ben 3 won'u aldım. Demek ki 1 won zaten direkt kâra girmişim. Üstüne üstün bir de bunlar kalıyor. Büyük bedensel sandık alıp buradan satmak gerçekten yani çok karlı ya. Arkadaşlar bu arkadaşımızdan yani Nazahama'dan şöyle göstereyim. Şu arkadaşımızdan 2 won borç alıyorum. Yarına vereceğim inşallah. Artı basarsın falan. Tam teşekkür ederim. Bir kask var, gidip o kaskı almak istiyorum. Kaçırmak istemiyorum. Yarına zaten bu arkadaşa öderim. Arkadaşlar 3 bona 10 şimşek, 10 da şeytanlı kaskımızı alıyoruz. Artı 9 değil mi? Yanlış olmasın. Artı 9. Kasılmak için işimizi görecek bunlar. Şöyle gidip bir depoya da bakalım. Neyimiz var, neyimiz yok. Kasılabilecek miyiz? Kostümlerimiz yok şu an için. Kostüm işini nasıl yapsam ondan emin değilim ama tabii ki bir şekilde halledeceğiz. Şöyle söyleyeyim, bu bitene kadar, hatta bu bittikten sonra da zaten direkt hemen kasmam. Etkinliğe göre hareket edeceğim. Etkinlik eğer verimli olursa şöyle söyleyeyim, zaten şey gelecek ya, münzevi etkinliği var. Elimizde zaten 11 tane münzevi var. Çünkü diğer çarı da ufaktan dizmemiz lazım. O yüzden uğraşıyorum aslında. Yoksa çarı kasmak zaten çok kolay bir şey. Ama altta bir çarımız da hazır olsun. Öyle istiyorum. Şimdi buradan 10 şimşek, 10 şeytan. Burada da 20 şeytan. Etti 30. Bununla birlikte 25 şimşek var. Ayakkabımız zaten şamanda 35. 45. Bu da var. Ama bu ne var? Ona bakmam lazım. Bakıyorum şu anda. 10 şimşek, 20 şeytan. Çok iyi. Kask var. Kaska bakayım. O 6 var. Hiç önemli değil. Çok güzel. Başka ne varmış? Başka bir şey yok. Gerek de yok. Tılsım var. Yani rahat rahat kasılacağız artık. Şunları zaten dandik aldım. Sadece kasılmak için. Önemli değil ya. Ejder altında rahat rahat keseriz. Yani 2 günde, 3 günde artık 90 mı olur, 95 mi olur, 100 mü olur, 100'e kadar belki devam ederim. Çünkü bayağı da bilgelik var. Artık bu yolculuğumuz neredeyse sona yaklaştı. Ama daha miti simya setimiz var. Onları da ayarlamam lazım. Neyse bakalım ya. Macera yavaş yavaş devam etsin. Arkadaşlar artık kata çıktık. P'yi açmak için. Şimdi bir tane kraliçe örümcek buldum. Bakın. Efsun nesnesi nasıl düşürülür görün. Düşmedi. Hatta sandık da bana düşmedi. Hadi bakalım başlıyoruz. Bugün bizi kaç saat uğraştıracak? Şunlar 4 saat takıyorum. Bir tane de ruh taşını okuyorum. Geçmiyor tabii ki. Şöyle otoavdayken kasılsın. Şunu da atalım. Taktiği biliyorsunuz. 90 saniye olsun. Kaydet diyelim. Başla diyelim. Sıralama zaten eksi 400. Birazdan hemen bir tane daha okuruz. Sıralama 0 oldu bile direkt şansımı deniyorum. Yine hata. Beni zorlayacaksın ama sonunda ben kazanacağım. Biliyorsun değil mi? Eksi 2200. Devam. Şamanımız 90 level oldu. Ya, uçarda yanlışlıkla 66 oldu. Zaten kasacaktım yavaştan. Problem değil. 66 olsun. Ya ne olacak ki? Bir tane ruh taşı daha okuyalım. Bakalım P olacak mı? Kılıç çevirme. Şöyle basalım. Ama o sırada elini de bastı. Hata. Eksi 2600. Yani 70'e kadar da bence kassak problem yok şu an için. Son bir müzevi etkinliği var. Ona da katılacağız. Başka da etkinliğe doğru düzgün katılmayız. Çarı kasmaya gideriz diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Bakalım duruma göre. Olan XP'yi hemen loncaya bağışlayalım. Ve inşallah artık kılıç çevirmeyi P yapalım ya. Devam. Yine hata dedi. İnşallah bu kez P yapacağız. Kılıç çevirmeyi. Devam. Lütfen. Yine hata. Bir daha deniyorum ve lütfen artık P ol. Daha fazla yorma beni. P. Sonuçta P yani. Sana değerdi be. Güzel oldu ya. Çok seviyorum bu skill'i. İyi hızla dönüyor. Bir daha atalım ya. O kadar uğraştık. Zevkini alalım bari. Hop be. Güzel. Kılıç çevirme hayırlı olsun. Şimdi sırada ne var? Tabii ki öfke var. Öfkeyi de P yapalım. Bunlar aradan çıksın artık. Yakında zaten çarı da kasacağız. Arkadaşlar premium dükkanda indirim var. 20 tane hatta 30 tane almayı düşünüyorum. Şimdi bir 20'lik basalım bakalım şöyle bir 10 gün, 15 gün hatta 28 gün çıkarabilecek miyiz? Hiç sanmıyorum ama bir deneyelim. Haydi bismillah. Ne verdi? 12 saat, 12 saat. Diğer 14 tanesi depodaymış. Gidip bakalım. 4 tane de 1 gün 16 saati var. 3 tane 2 günlük var. Bir tane 15 günlük var. Mükemmel. Çok iyi. Bir tane 7 günlük var. Bir tane 4 günlük var. Bir tane 1 gün. Geri kalan 3 tanesi de 6 saat. Yani beni tatmin etti bence. O yüzden bir daha alacağım. 800 exp var. Bir 20'lik daha alacağım. İnşallah çok güzel bir şey çıkar bu kez. Haydi bismillah bastık yine bir 13 tane. Tekrardan kontrol edelim. Bakalım güzel bir şey var mı? 6 saat oldu, 10 tane. Bir günlükler 3 tane. Burada 3 günlük de varmış. 7 günlük çıkmış. 2 günlük. Yani 1,5 günlük var. Ama genel olarak bence güzel. Şu zaten 6 gün. Bir hesaplayayım bakayım toplam kaç gün yapıyor. Arkadaşlar toplamda 65 gün bir pazar kurabileceğiz. Bence çok iyi. Kaç app harcadık? Kaç app harcadık? 480 app harcamışız. Karşılığında 64 gün pazar kuracağız. Çok iyi bence. Arkadaşlar pazarımızda 4 won 37 m gibi bir para var. Paramızı alalım. 2 won borcumuz var biliyorsunuz. Bir de şaman için biraz beceri kitabı alacağım. Şamanımız dediğim gibi 91 level, bir küp dolu. Şu sandığı da açalım. Şunlardan güzel güzel onar onar oldu. Şunu da aradan çıkaralım. Güzel 3 tane de. Dur şunları da açayım. 3 tane kan taşı da var. Ah, bunlar hep yer kaplayacak. Şundan kurtul. Bunları da açacağım mecburen. Çünkü bazen çar yatıyor. Münzeviler nerede? ...90 sandığından 5 münzevi... ...5 tane daha kötü ruh çıkacak sandım. Meğersem çıkmıyormuş. Bir tane okudum, saydı. Bir tane de kutsama okuyalım. Onu da saydı. Yapacak bir şey yok. Bunları da okuyalım. Hazır bir kitap kalmış dedim. Kötü ruhları kullanalım. Bir basalım. Bir taneyi yaktı. Bir tane daha deniyoruz. Onu da yaktı. Bir daha deneyelim. Tamam. M9 doldu. Güzel. Arkadaşlar envanteri tamamen düzenledim. Sadece 10 tane ejderha madalyası çıkardım. Toplamda 12 tane var. Hatta bir tanesini basalım da. Exp kaybı olmaması için biliyorsunuz. Şimdi bu tılsıma belki bir güzel bir efsun getiririz, bir savunma. Yar insan 3 gelmiş. Böcek 10. Karanlık 15 yok. Bir tane daha deneyelim. 4 savunma. Güzel. Yar insanlara karşı direnç 6. Yar insanlara karşı güç 3. 4 savunma yeter. Diğerinden daha iyi oldu. Şöyle 13 tanemiz kalmış. Şurada dursun. Biz direkt kasılmaya gidelim. Şu an sadece 2 kişi olduğumuz için yan odadayız. Birazdan birileri gelirse diğer büyük odaya geçeriz. Bakalım dediğim gibi kalsın. Bir dahaki videoda 95 yapabilecek miyiz artık? Bu videomuz bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.